cedal. Fedai cembiyeleriyle cenkte kaldı. Surlarımda kahpe uyuya daldı. Suretim şarap misali eskidikçe değeri arttı. Serserim serim kilotin altı kalbimde. Senede kaç kez birisi idam aldı. Şaibelerim şairimdi, şakacı mecburi sıfattı. Rıhtımlarımdan gemiler kalktı. Yolcular ağırladım ağır ağır. Revanları güneştim, bir ara yağmur oldum. Kendi deryalarımda kendimi zorla boğdum. Spekülatif düşlerin spazmı var. Stagflasyon önlemiydi. Sözümü kesme girişiminde bulunan herkese iyiydi radikal argolar. Söyle ne zaman bitti aşka dair tangolar. Her işte bir racon var. Haydi egoma sponsor ol. Ecemle ecele giderim. Rabbena mı bir hiç yuru ters edin ma paşa. Bir dilekti vurgun oldu. Vodka Red Bull ciğere doldu. Sagopa nadir sarhoş oldu. Cemre geçti olsa düştü. Kelimelerdi kelimeler. Sagopa burada. Son anda onu yakaladım. Hoş geldin. Merhaba. Mike Jackson aynı zamanda. Niye? Biz seni Sagopa Kajmer olarak tanıyoruz. Hatta hip hop müziğinde Türkiye'de tanıdığımız zannediyorum en azından popüler isimler arasında zaten 3 tane sayabilirsek bunlardan bir tanesi de sensin. Gerek yaptığın prodüksiyonlarla gerek albümlerinle. Ve aynı zamanda Mike Check diye bir isim var. Neden ikisi bir arada? İkisi bir arada. Birisi DJ'lik mesleğimi yaptığımda kullanıyorum. Birisi rap yıldızı olduğumuz. Peki Sagopa Kajmer'in ne demek olduğunu sorarsan bana cevap verir misin? Eminim defalarca sorulmuştur bu soru şimdiye yani, kadar sana ama sonuç itibariyle eminim şu ana kadar bilmeyen izleyicilerimiz vardır ve merak ediyorlardır. O yüzden merak ediyorum ben de. Mısır'da eski bir piramit araştırmacı Kajmer'i ve orada araştırmasını yaparken kendi mahlası Sagopa piramitinin Kajmer'i yani sırrını çözen insan. Biraz gizemli bir şey. Evet. Peki bu videoyu izledikten sonra bu kadar rahat bir şekilde gülmek çok mümkün olmuyor. Gerçekten çok çok etkileyici. Hatta hala fonda dönmeye devam ediyor. Ben de etkilenerek göz ucuyla bakmaya devam ediyorum. Gerçek olduğu ama... içindir. Evet, tamamıyla gerçek olduğu için. Peki böyle bir video yapma fikri nasıl geldi aklınıza? Kim yaptı videoyu? Bu Aykut Gürel'in fikriydi. Bana bir anlamda sürpriz oldu. Ben de izlediğimde çok hoşuma gitti. Aslına bakarsanız sözleri ben farklı şeyleri düşünerek yazmıştım. Sen de düşünerek yazmıştın. Hep bir kız çocuğum olsun istiyorum. İnşallah. Ona sözlü bir vasiyet. Yani o fikirlerle işte yaşadığım durumu biraz bir şeylere benzeterek, yaşadıklarımdan esinlenerek kompozisyon haline getirdim. Melodiye döktüm. İnsanlara kavuştu. Fakat klip olarak tabii ki benim düşüncemi yansıtmadı kesin ama yine de sözlere uygunluğu açısından bir anlam taşıdığına inanıyorum. Yıllar sonra Allah nasip eder de eğer bir kızın olursa ve bak kızım sana bunu yazmıştım daha sen yokken dediğinde bu videoyu gösterdiğinde şaşırmasın. Şaşırır ama durumu anlatırım, izah etmeye çalışırım ona. Bakın çocuğum burası Türkiye diye. Ama yine de çok çok etkileyici bir video. Teşekkür ederim. Bu albümden en son Romantizm albümünden başka video düşünüyor musun? Bebeğim Öldü klip çekildi. İki hafta içerisinde sanırım televizyonlara, medyaya servis edilecek. Ona nasıl bir video yaptınız? Ona da sürpriz olmasını istiyorum ama yine ben yokum. Klipte ben olmadığım için bir mektubun aşağıya doğru değil de yukarıya doğru akmasıyla ilgili yazıya dayanan ve görsel grafiklere dayanan bir klip oldu. Benim hoşuma gitti, çok hoşuma gitti. Zaten çok fazla ticari kaygım olmadığı için gözüme hitap eden şeyleri yapmak istiyorum. Onları seviyorum. Güzel bir klip oldu. Ticari kaygım olmadığı için diyorsun. Bu aslında Türkiye'de sanat yaparak ve müzik yaparak ayakta durmaya çalışan pek çok insanın belki de çok zor kabul edebileceği, çok zor söyleyebileceği bir şey. Ve eğer bu konumdaysan çok şanslısındır. Başından beri. Evet. Nasıl, bu şansı nasıl yarattın peki? İnsanlara nasıl kabul ettirdin? Hani belli bir dönemden sonra kendi albümünü belki tamamıyla kendin yapacaksın, kendin çıkaracaksın. Evet. Ama sonuç itibariyle bu albümde de çıkış yaparken bir plak şirketine bağlıydın. Tabii ki. Ve bu plak şirketine de mali kaygı gütmediğini anlatabilmek ve o şekilde sanatına devam edebilmek cidden çok zor. Eğer iyi bir müzisyenle çalışıyorsanız, çalıştığınız plak şirketi müzeye değer veriyorsa o zaman paranın bir önemi kalmıyor.